Herkese mutlu pazarlar. Sağlık, güzellik, estetik, iyi yaşam rehberiniz Çok Yaşa başlıyor efendim. Başlayalım mı? Başlayalım. Medikal estetik hekimi Doktor Gülfer İnci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tekrardan sizlerle olmak çok güzel. Hoş geldiniz Gülfer hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Buyurun. Sizin yaptığınız tedavileri gün geçmiyor ki başka bir yayın organında görmeyelim. Aynı meslekte oluyor olmaktan dolayı ayrı bir keyif duyuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayazlı yoğun temponuza rağmen bizi kırmadınız. Altın iğne radyofrekans tedavilerinde fark edilen bir tedavi başlıklarınız var. Bize anlatır mısınız? Nedir altın iğne radyofrekans tedavisi? Biliyorsunuz artık cerrahi dışı cilt gençleştirme ve yüz germe yöntemleri çok popüler olmaya başladı. Ve bunların içerisinde de altın iğne radyofrekans yöntemi çok önemli bir yer tutmaya başladı. Altın iğne radyofrekans tedavisi biliyorsunuz özel bir başlığıyla, altın kaplama iğnelerden oluşan bir başlıkla, kişiye özel bir başlıkla cilt altına ısı vererek oradaki kolajen dokunun sağlamlaştırılması, yeniden kolajen liflerin salınması ve cilt altı kalitesinin daha da artırılmasına yönelik son dönemlerin en etkili ve popüler uygulamalarından birisi. Radyofrekans bir ısı üretme teknolojisi. Yani bu tıpta birçok alanda ameliyatlarda kullanılıyor. Evet. Kanama olduğu sırada onu durdurmak amacıyla kullanılan özellikleri de var. Evet. Hatta yani çok sert bir dokuyu bir bacağı bile kesebilecek güçte olan bir teknoloji. Nasıl oluyor da ciltte kullanabilecek kadar masumlaştırıyoruz, altınla kaplayacak kadar süsleyebiliyoruz hocam? Şimdi biliyorsunuz tüm lazer tedavilerinde uygulama cilt yüzeyine yapıldığı için lazer tedavilerinde bir miktar cilt yüzeyini ısıttığınızdan dolayı bu hem hasta konforunu bozan bir işlem hem de cilt yüzeyinde farklı lezyonların oluşmasına sebep oluyorsunuz. Fakat altın iğne radyofrekans yöntemi tamamen cilt yüzeyine hiçbir zarar vermeden tamamen etkisini iğneleriyle cilt altına girerek oraya son noktaya ısı enerjisini vererek etkisini oluşturan bir mekanizma. Altın iğne radyofrekans yöntemi bize şu özgürlüğü sağlıyor. Dilediğiniz frekansta hastanın cilt tipine ve cilt problemine uygun dilediğiniz ısıyı verebilme lüksü sunuyor bize. Ve bu işlem diğer lazer yöntemleri gibi belli bir mevsimi olan bir uygulama değil. Altın iğne işte, radyofrekans yönteminin bize sağlamış olduğu en büyük avantaj her mevsim uygulanabilir yani olması. Yani ben denize gideceğim, öncesinde gelip kesinlikle uygulayabilirim. Kesinlikle uygulanabilir bir yöntem. Çünkü dediğim gibi cilt yüzeyine herhangi bir zarar vermeden tamamen etkisini cilt altında gösterdiğinden dolayı her mevsimde güvenle kullanılacak bir yöntem altın iğne radyofrekans yöntemi. Çok konforlu bir yönteme benziyor en azından kullananlar açısından. Tabii ki. Bizim elle yapmış olduğumuz iğneli mezoterapi işlemlerinin yanında ağrı açısından da aslında hasta için daha konforlu bir yöntem. Altın iğne radyofrekans tedavisinde hastalar daha minimal ağrı çekiyorlar. Yani daha o yüzden de işte. İğneli işlemlerden korkan hastalar için özellikle çok iyi bir alternatif. Ağrısı çok düşük dediniz. Evet. İzleyicilerimizden evet. Türk hanımlarının kalbini fethettiniz hocam. Bu kadar da net evet, bir evet, sonuç var. Kimler gelecek? Hangi problemlerde daha tercih edilebilir? Şimdi bir sürü yöntem var siz de söylediniz. Altın iğne radyofrekans yöntemi ciltte sarkmaları olan gerek bu yüz bölgesi olsun, dekolte bölgesi olsun, aşırı zayıflama sonrası kollarda, bacaklardaki sarkmalar olsun, aktif akneleri olan hastalar olsun, gözenekli cilt problemi olan hastalar olsun, leke problemi olan hastalar olsun, doğum yapmış bir bayan olsun ve gebelik çatlakları olsun. Tüm bu problemlerde bizim güvenle kullanacağımız bir yöntem altın iğne radyofrekans yöntemi. Herkes dedik. Herkes evet. Yaptırabilir. Herkes altın iğne radyofrekans yönteminden, tedavisinden nasibini alabilir. Herkese açmak istiyorum. Şimdi bizi evet. izleyen izleyicilerimiz arasında ben yeni doğumdan çıktım ve karnımda elastiket kaybı var. Evet. Bir başkası ya ben doğum yapalı çok oluyor, 40 sene oluyor. Yüzümde yaşa bağlı elastiket kaybı var.
Şimdi birbirinden farklı ihtiyaçları içeren hastalar size geldiğini düşünelim. Veya akne izi olan bir genç kızımızı düşünelim. Her yaştan insan geldi. Herkese mi kullanacağız? Herkese uygulanabilir bir yöntem altın iğne radyo frekans yöntemi. Burada tedavinin farklılığını belirleyen şey seanslarınızın sıklığı. Yani yeni oluşmuş ya da genç bir hastada, yeni oluşmuş bir cilt probleminde daha az seansla bu problemi halledebiliyorken, tabii ki daha agresif problemli hastalarda seans sıklığını daha da fazla arttırmanız gerekebiliyor. Seans deyince hemen ben o seansların sayılarını ve zaman aralıklarını öğrenmek isterim. Mesela altın iğne radyo frekans yönteminde leke tedavilerinde biz 14 gün arayla altın iğne radyo frekans tedavisini uyguluyoruz. Altın iğne radyo frekans tedavilerinde cildin bir iyileşme süresi var ve cilt altına verdiğiniz ısının fibroblastları uyararak bir kolajen sentezi var ve doğal olarak cildin bir iyileşme süresi var. Cildin bir turnover dediğimiz iyileşme süreci var ve bu da yaklaşık olarak 28 gün gibi bir süreç. Yani siz hastaya uygulamış olduğunuz tedavinin getirilerini bir ay gibi bir sürede hemen hasta cildinde parlama olarak bunu yavaştan görmeye başlıyor. Ama altın iğne radyo frekans tedavisinin temel amacı cildin sıkılaşması. Bu sıkılaşma için kolajenin, cilt altında var olan kötü kolajenin yeniden yapılanması, yeniden bir kolajen sentezi için bizim bir aylık bir süreyi beklememiz gerekiyor. Dediğim gibi yani hastanın cilt problemi bazlı, bunu doğum yapmış bir bayandaki gebelik çatlaklarında birkaç 4-5 seans uygulamanız gerekiyorken leke problemi olan hastalarda 14 gün arayla 3 seans uygulamanız gerekebiliyor. Yani burada tamamen tedavi hastanın var olan sıkıntısı problemi ve sıkıntısı hastaya göre manipüle edilebilen, tabii hastaya ki, göre şekillendirilen bir tedavi. Probleme yönelik bir tedavi. Peki bu, özür diliyorum heyecanıma mazur. Bu tedavi yöntemini kombine ettiğiniz bir işlem demeyeyim de kimyasal ürün var mı? Çünkü birisi fiziksel etki yaratıyor. Altın iğne radyo frekans tedavisinde biz cilde mikro altın kaplama mikro iğnelerle aslında kontrollü bir hasar veriyoruz. Ciltte minik kanalcıklar oluşturuyoruz. Bu kanalcıklar oluştuktan sonra siz hastanın cildine o kanallardan istediğiniz ürünü güvenle verebilirsiniz. Yani hastanızın cildine, cilt problemine göre uygun ürünü verebilirsiniz. Benim kendi tedavilerimde en çok uyguladığım H100 Plus. Yani ben altın iğneyle cildin sıkılaşmasını sağlarken aynı zamanda o cilde nem vermeyi, o cildin parlamasını, daha da sıkılaşmasına yardımcı olması için H100 Plus'ı kullanıyorum. Hocam müthiş şeyler. Yani hem radyo frekansın dokudaki kolajen artımını sağlıyorsunuz. Hem de dokuda bir gençlik serumu ile dışarıdan bir destek vererek kimyasal olarak zenginleştiriyorsunuz. Evet. Yani bu benim tedavimin etkinliğini daha kısa sürede çok daha efektif bir şekilde ortaya çıkarmamı sağlıyor. Hem içten hem dıştan hem tedavi içten, böyle hem dıştan olsa ciddi bir tedavi sağlamış oluyoruz hastalarımıza. Peki başka nelerle kombine edilebilir bu tedavi şekli? Hangi hastalarda hani kombin tedavilerle daha burada iyi sonuçlar alınabilir? Altın iğne radyo frekans yönteminin temel mantığını kavradıktan sonra temel mantığımız cildin sıkılaşması. Uyguladığınız bölgenin daha da canlı görünmesi. Bunu yaptıktan sonra siz cildin bahsettiğim gibi leke problemine yönelik artı akne problemlerine yönelik, nemini kaybetmiş mat bir cilt problemine yönelik bütün tedavileri uygulayabilirsiniz. İster PRP tedavileri uygulayın, cildin gençleşmesini sağlayın, ister akne tedavisinde farklı mezoterapi ürünleriyle tedaviler uygulayın. Ama benim kendi tedavilerimde dediğim gibi en çok uyguladığım ürün H100 Plus. Müthiş bir kombinasyon. Burada leke tedavisinden programımızın başında bahsettik ve leke tedavisinde belirli seans aralıklarıyla sadece altın iğne radyo frekansı kullanarak da tedavi edebildiğimizden bahsettik. Gençlik serumunun böyle bir lekede iyileştirme özelliği de var mı? Tabii ki H100 Plus adını verdiğimiz mezoterapi ürünümüz içerisinde çok sayıda vitamin ve aminoasitin bulunduğu çok kıymetli bir ürün. Yoğunluğu çok fazla olan bir ürün. Ve benim altın iğneyle sağlamak istediğim leke problemlerini daha da
katkı sağlayacak bir ürün. Dolayısıyla bu iki kombinasyon daha güçlü bir etki oluşturmuş oluyor. Daha hızlı, daha konforlu, daha hızlı, ve daha, daha güzel. Çarpıcı bir ve dediğim gibi ağrı iğneyle yaptığımız mezoterapilerde maalesef bazı hastalarımız için sıkıntılı olabiliyor. Ama yani altın iğne bu noktada hastamın da konforunu arttırıyor ve ben hastamın cildine uygun ürünü çok rahatlıkla oluşturmuş olduğum o mikro kanallardan içeriye verebiliyorum. Buradaki kullandığınız radyofrekansın enerjisini arttırmak, azalmak sizin elinizde. Evet, evet. Hastanın yaşına göre, sorumluluğun büyüklüğüne göre, derinliğine göre bunları değiştirebiliyorsunuz. Peki bu noktada kimyasal peeling gibi veya ev kullanımında dokuyu biraz daha iyileştirecek, dokuyu daha zenginleştirecek bir ürünlerle kombine edebiliyor muyuz hocam? Birazcık kontrollü olmakta fayda var. Kimyasal peeling dediğiniz işlem cilt altı tabakaya ulaştığında hasta için riskli sonuçlar doğurabilir ama siz kontrollü yaptığınız sürece her türlü işlemi altın iğne radyo frekans yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Çok güzel. Peki tedavisiniz sizinle başladı, devam ediyor. Evde kullanması için herhangi bir ürün tavsiye ediyor musunuz? Hani tabii ki tüm iğneli işlemler sonrasında ya da bizim hastaya uygulamış olduğumuz tedaviler sonrasında yaptığımız tedavinin kalıcılığını arttırma ve yaptığımız tedaviye destek olması anlamında mutlaka hastalarımıza da ev devam ürünleri kullanmalarını öneriyoruz ve kendilerine zaten veriyoruz. Hep yüzden bahsettik. Ağırlıklı olarak yüzde radyofrekansın etkisini gençlik serumlarının etkisiyle kombine ettiğimizden bahsettik. Peki ya vücut? Yani doğum sarkması olan, boyun deformitesi olan, dekoltesinde bir takım problem olan hastalarımız bizi dinliyorlar şu anda. Gülfer Hocam lütfen bize de bir çözümü ulaştırın diyorlar. Cildin sıkılaşmasının istediğiniz her noktada, dediğim gibi aşırı kilo almış, kilo vermiş olabilirsiniz. Kilo verme sonrasında sarkmalarınız olabilir. Ya da mide ameliyatı geçirmişsinizdir. Ameliyat olup sarkmalarınızdan kurtulmak istemiyorsanız ve korkuyorsanız, bu anlamda da altın iğne radyo frekans yöntemi vücudun her yerine güvenle uygulanabilir bir yöntem. Herhangi bir yan etkisi var mı peki? Hiçbir yan etkisi yok. Ciltte herhangi bir kızarıklık oluşturmuyor. Bizim oluşturmuş olduğumuz mikro kanallar da zaten yarım saat gibi bir süre içerisinde tamamen kapanıyor. Biz o yarım saat içerisinde dediğim gibi istediğimiz ürünü o kanalcıklardan vererek tedavimizi daha da güçlendiriyoruz. Hem konforlu hem acısız. Evet. Hem her zaman beni bana en çok gözleden kısmı orasıydı. Bana göre son 100 yılın cilt gençleştirme ve yüz germe tedavileri arasında en kıymetli tedavi altın iğne radyo frekans yöntemi. Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel ve çok naif bir şekilde bize özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza da sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Ama ayrıyeten de buradan ekranlarımız aracılığıyla sevgili izleyicilerimize de söylemek isterim. Önümüzdeki dönemde yakın bir tarihten itibaren Dr. Gülfer Hanım'dan estetik inciler diyebileceğimiz programımızda özel bir köşemiz olacak. Bu uyguladığı tedavilerin, evet, bu naif tedavilerin, bu özel tedavi protokollerini ekranlarımız aracılığıyla bizlerle paylaşacak. Şimdiden yapacağınız bu özel çalışmalar için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah keyifli programlar geçireceğiz birlikte. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Türkiye'nin en çok izlenen güzellik estetik programı Çok Yaşa devam ediyor efendim.